أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. Kıymetli izleyenlerimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin siyer-i nebisini anlatmaya devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye teşebbüs eden Beni Nadir oğulları cezalarını bulmuş ve sürgün edilmişlerdi. Yerlerini, yurtlarını terk eden Beni Nadir oğulları bütün kazançlarını, kıymetli ziynet eşyalarını hepsini toparladılar. Bir ekonomik güç olarak ortaya koydular ve Kureyş'e ileri gelenlerin yanına gidip istişare ettiler. Ve onları bir havaya soktular. Bu hava savaş havasıydı. Dediler ki bütün ordunun masrafları ve düzenlenmesi, tertibi, savaş hazırlıkları ekonomik olarak bizde. Sizler yeter ki Medine'ye yürüyün, Medine'de Muhammed'i ve Muhammed'e inananları öldürün, katledin, yok edin dediler. Mekkeli müşrikler Bedir'de gelmişler. Bedir'de geldiklerinde sayıları, adetleri Müslümanlara göre fazla olmasına rağmen zafer inananların olmuş. Mekkeli müşrikler ikinci olarak Uhud savaşı için Medine-i Münevvere'ye gelmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müdafaa harbi yapmış ve orada netice olarak savaş meydanında Mekkeli müşrikler istediklerini alamamışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe efendilerimiz Mekkeli müşrikleri Medine-i Münevvere'den Mekke'ye doğru kovalamışlardı. Yahudilerin, Beni Nadir ve Beni Kaynuka Yahudilerinin toplamış oldukları ziynet eşyaları, ekonomik güçleri ve kendi aralarındaki birlikleri Mekkeli müşriklerin yanına gelip de hem ekonomik güç hem de birlikte olarak hareket ederlerse ve Beni Kurayza Yahudileri de Medine-i Münevvere'de yerleri ve yurtları ile beraber, ellerindeki silah teçhizatları ile beraber, askerleri ile beraber Medine'deki müminleri hem ön taraftan Mekkeli müşrikler, Yahudiler, Hristiyan toplulukları hem de arka taraftan Yahudilerin tasallutu altında Medine-i Münevvere'yi yok etmeyi düşündüler. Ve Mekkeli müşrikler de bu düşünceye binaen bu işe evet dediler. Hendek Harbi'nin hazırlığı çok hızlı başlamıştı. Civar kabilelerde savaşlarıyla ün yapmış, nam yapmış kabileler vardı. Gatafan, Süleym, Esed, Fizare, Mürre, Eşça gibi kabileler Yahudilerin ekonomik yardımları ve destekleriyle aynı zamanda Kureyş müşriklerinin savaş hazırlıklarıyla beraber 10 bin kişilik devasa bir ordu hazırlamış ve bu ordu Medine-i Münevvere'ye yürüyüp Medine-i Münevvere'deki müminleri yok etmek için tasarlanmış bir orduydu. Huza kabilesinden birisi hızlı bir şekilde Medine-i Münevvere'ye ulaşmış, durumu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bizatihi anlatmış ve haberdar etmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabe efendilerimizin ileri gelenleriyle istişare etmiş ve olayı da teyit ettikten sonra istişarelerin neticesinde şu görüş hakim olmuştu. Kimi sahabe efendilerimiz Medine-i Münevvere'de bulunalım, ordu karabalık, biz Medine-i Münevvere'de müdafaa harbi yapalım demişlerdi. Herkes bir görüş beyan ettikten sonra Selman-ı Farisi radıyallahu anh İranlıydı. Söz aldı ve şöyle söyledi. Dedi ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, biz İran'da bir düşman memleketimize tesallut ettiği zaman memleketimizi korumak için kalelerimizin etrafına hendekler kazar,
ve bu hendeklerin gerisinde kalelerimizi muhafaza etmemiz daha olanaklı, daha güzel olur dedi. Sahabe efendilerimizle istişare neticesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın bu teklifini kabul etti ve Medine'ye doğru yürüyen, hazırlık yapan 10 bin kişilik devasa ordunun gelmeden önüne hendek ve set çekilmesi için çok hızlı bir hazırlık başlamış oldu. Medine'nin bir tarafı taş duvarlarla çevrili evler, sıralı evler. Diğer tarafında sel dağı dediğimiz volkanik dağ, sarp kayalıkları olan, atlarla, ordularla geçmenin zor olduğu ve ön tarafının Şam tarafına doğru, Uhud dağına doğru açık olduğu tarafa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hendek kazdırmış oldu. Bu savaş stratejisi olarak Hicaz bölgesinde görülmemiş, ilk defa uygulanan bir savaş stratejisiydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram efendilerimizle beraber Hendek bölgesine gelmiş. Bugün Ümre'ye veyahut da hacca gidenler, Medine-i Münevvere'yi ziyaret edenler orada görmüşlerdir. Hendek'in kazılmış olduğu şu an mescidin olan o bölgenin hemen bulunmuş olan yere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram efendilerimiz geldiler. Orada yerini keşfettiler. En güzel nasıl Mekkeli müşrikleri karşılarız, müminler daha rahat eder ve daha korunaklı, daha güzel olur diye çizimler yapıldı. Onar kişilik gruplar haline bölündü ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'nin inşasında nasıl çalıştıysa Hendek Harbi'nde, Hendek kazımında da aynı şekilde sahabi efendilerimizle beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bilfiil çalışmış oldu. Hatta Cabir radıyallahu anh Hendek kazılırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir olayı nakleder. Diyor ki bizim 10 kişilik grubumuzun kazmış olduğu bölgede devasa bir kaya çıktı. Ne kadar uğraştıysak başaramadık. Derken durumu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ben gittim bilfiil izah ettim. Ya Resulallah bizim bölgemizde bir kaya var. Bu taşı biz bir türlü çıkartamıyoruz ve kıramıyoruz da. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim bölgemize geldiğinde baktı ve dedi ki kazmayı bana verin dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hendeğe indiğinde herkes açlıktan dolayı birer taş beline bağlamış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin belinde ben iki taş gördüm diyor açlıktan dolayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hendeğe indiğinde, kazım yerine indiğinde, kazmayı eliyle taşa vurduğunda bir müjde veriyor. İkinci vuruşunda taş yine yarılıyor, ikinci müjdeyi veriyor. Üçüncü taşa vuruşunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü müjdeyi veriyordu. Kazmayı ilk vurduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bizans'ı, Kayseri fethedeceğini, ikinci vurduğunda Kisra'yı, İran'ın fethedileceğini, üçüncü vurduğunda Sana'nın, Yemen'in alınacağını ve fethedileceğini ashabına müjdeliyor ve ashabı da o sıkışık durumda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi dilden dile dolaşıyor ve bir manevi kuvvet oluyordu. Zira karşılarında 10 bin kişilik kendilerinden en az 5 kat fazla olan bir düşman nüfusu var. Kur'an-ı Kerim bundan bahsederken Hendek Harbi'ne Ahzab der. Ahzab demek bölükler demek. Bir tane ordu gelmemiş.
birkaç tane ordu toplanmış bir araya ve içlerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inanmış gibi gözüken münafıklar ve aynı zamanda kendileriyle müttefikmiş gibi gözüken Medine'yi her ortamda dışarıdan gelen bir tehlikeye karşı beraberce muhafaza edeceğiz diyen Yahudiler ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında Efendimiz'i yok edebilmek, öldürebilmek için gecesini gündüzüne katan Mekkeli müşrikler ve Medine'den sürgün edilmiş, ekonomik destek veren, güç desteği veren, sinsi çalışan Yahudi topluluklar vardı. Ve böyle bir ortamda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koskoca Bizans'ın, Sasani İmparatorluğu İran'ın ve Yemen Sana'nın İslam tarafından, Müslümanlar tarafından fethedileceğinin müjdesini veriyordu. Bu sahabe efendilerimizin içerisinde manevi olarak bir güzellik ve kuvvet güç oluşturmuş ama münafıklar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle her zaman olduğu gibi yine olayı alaya almışlardı. Hazreti Cabir Efendimiz devam ediyor anlatmaya. Diyor ki ben Peygamber aleyhisselamın bu durumunu görünce üzüldüm. Ya Resulallah bana müsaade eder misiniz bir eve uğrayayım dedim. Peygamber aleyhisselamdan müsaade aldıktan sonra eve geldim ve hanıma dedim ki hanım evde yiyecek ne var? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beline iki tane taş bağladığını gördüm. Muhtemelen biz bir tane taşla açız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizden daha fazla aç dedim. Hanım dedi ki biraz ekmek vardır. Ve bir de oğlağımız var başka bir şeyimiz yok dedi. Ben ona dedim ki sen ekmeği yapıver. Oğlağı kestim. Ve oğlağı da pişiriver dedim. Ben Peygamber aleyhisselamın yanına gideyim. Ve Peygamber aleyhisselamı davet edeyim dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına Cabir Efendimiz geliyor. Diyor ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir iki arkadaşınızla beraber lütfedip buyurun da karnımızı doyuralım. Zira hanımım biraz ekmek biraz da bizler için et hazırladı buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cabir radıyallahu anh'a diyor ki evine git, hanımına söyle, tencerenin kapağını ve ateşi söndürmesin, tencerenin kapağını açmasın, biz gelene kadar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman belki de Hendek'i kazan binlerce kişiyi, haydi buyurun Cabir'in ziyafeti var sofraya dediğinde, Peygamber aleyhisselamla beraber Cabir Efendimizin evine gelen, o topluluğu görünce Cabir Efendimiz hanımına diyor ki eyvah diyor. Biz bunlara yetecek kadar yiyeceğimiz, içeceğimiz yok. Ekmeğimiz yok. Nasıl yaparız diye kendi içerisinde bir sıkıntıdayken hanımı diyor ki sen durumu Peygamber aleyhisselama bahsetmiş miydin? Tabii bahsettim diyor. O zaman Peygamber aleyhisselam bizden olayı daha iyi biliyor diyor. Cabir Efendimizin evine gelen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onar kişilik gruplar halinde içeride hem ekmekten hem de etten karınlarını doyuruyorlar ve o binlerce insan sahabe efendimiz bu olayı bilfiil mucizevi güzelliğe aktarıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabe efendilerimizin karnı doyduktan sonra diyor ki Cabir Efendimize hem aileniz yesin hem de komşularınıza ikram edin diyor bu yemekten. Düşünün bir oğlağın yemeği, çok az bir buğday ekmeği, binlerce insanın doymasına bereketiyle vesile olmuş oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mucizevi güzelliklerinden bir tanesi olarak kitaplarda Cabir Efendimiz radıyallahu anh'ın anlatmış olduğu, bilfiil yaşamış olduğu bu olayı sahabe efendilerimiz zikretmiş oluyorlar. Bir sonraki Siyer-i Nebi dersinde görüşmek ümidiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.